mesela reiki yapılabilir mi? Ya da evet 10 dakika 15 dakikada biyo enerji yapılabilir mi? Yani bunun bir ortalama süresi var mıdır, bir geçerliliği? Şöyle biyo enerjiden öncelikle bahsettiğim, diğer tekniklerden de bahsedeyim ama biyo enerji seansı dediğim seans, bizim yaptığımız en azından alfa biyo enerji seansı ortalama 45 dakika sürüyor. Ama bu hastanın durumuna, pozisyonuna, enerji alma ritmine göre artabiliyor. Ama en aşağı bir 45 dakika olması lazım. O dediğim 3 evrenin yapılabilmesi için, işte negatifin temizlenmesi, çakraların, blokelerin çözülmesi ve doğru enerjinin yüklenmesi açısından. Hı hı. Şimdi mesela bir şey diyoruz, ben biyo enerji yaptırdım, dokundu bana, işte bir 10 dakika sürdü. Tamam, iyi niyetli olabilir. Hakikaten biyoenerji vermiş olabilir ama bunun da bir tekniği, bir yöntemi var. Yani hastanın evet ben biyoenerji aldım ve şu faydalarını gördüm diyebilmesi için belli bir evrenin tamamlanmış olması lazım. Başka teknikler de öyle. Tamam, insanların elindeki enerjiyi kullanıyor olabilir ama bunu doğru bir şekilde, hakikaten bir yerden öğrenmiş bir şekilde kullanması lazım. Burada yapılabilecek ne var? Yani danışanlara düşen, eğitimini nereden aldığını sorgulayabilirler. Bir eğitimi olup öncelikli olup olmadığını sorgulayabilirler. Bir de hakikaten bu işi yaptırarak denesinler. Yani yaptırdım, evet ben size biyo enerji yaptım. Sizin de bunu hissediyor olmanız lazım. Yani açık olması gerekiyor, evet, çakraları. Evet, evet. Yani, peki orada çakra saç yo, konuları o anlamda demedim. Yani ben yaptığımda siz de bunu hissediyorsanız evet bir biyoenerji terapisi geçirmişsinizdir yani. Ama mesela ben enerji yaptım, uyguladım. Karşı taraf hiç fark etmiyor olabilir. Çok nadir de olsa bu olabilir ama genelde en azından karşı tarafın bir iyileştirici gücü hissediyor olması lazım. Bu da bir ölçü. Ama belli bir süre yapılması, hastalıklara cevap veriyor olması önemli. Yani o yüzden sorgulasınlar. Yani bir enerji terapisti. Bunu nerede öğrendiniz? Hocanız kim? Ne zamandır yapıyorsunuz? Bir sertifikanız var mı? Bir eğitim aldınız mı? Bunları sorgulayabilirler. Maalesef çok var. Yani her konuda olduğu gibi ama bu tür konularda, alternatif tıpta biraz daha fazla. Yani işte kanunda, kuralda oturana kadar biraz daha uğraşılacak diye düşünüyorum. Ama burada danışanlara da büyük görev düşüyor. Sorgulasınlar. Kimler yapabilir peki bunu? Yani herkeste var bu enerji ama bunu da bir konuşalım. Türkiye'de kimler yapıyor? Türkiye'deki uzmanlar günden güne artıyor mu? Sayısı nasıl? Evet, ya da eğitimleri nerede alınıyor? Doğru bir şekilde nasıl artması önemli. Evet, yani doğru bir şekilde nasıl yapılıyor ya da kimler tarafından yapılıyor? Mesela örneğin bizi izleyen izleyicilerimiz şimdi sizin isminizi eminim internette araştırıyorlardır ama doğru isme ulaşmak konusunda nasıl yardımcı olabiliriz onlara? Bol bol araştırsınlar. Yani bu insanlar nasıl yapıyor? Nerede yapıyorlar? Ne şartlarda yapıyorlar? Ve hakikaten fayda sağlıyor mu? Bunu araştırdıklarında doğru kişileri bulacaklardır zaten. Maalesef dediğim gibi, yani başka konularda da olduğu gibi bu konuda çok suistimal edilen bir konu. Ve somut bir şey olmaması, bir veri olmaması da insanları daha tabii buna itiyor.